Merhaba, iyi akşamlar. Sağduyu programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz Tarık Çelenk. Tarık Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Şimdi biz başlığımızı Muhafazakar Mahalle ve CHP diye attık. Özellikle CHP genelde Türk solu olarak da diye konuşabiliriz bunu. Şimdi çok enteresan bir şey oldu. Yani biz bu konuyu konuşmak istiyorduk. Ama tevafuk böyle ilginç olaylar meydana geldi Türkiye'de. Bir başörtü tartışması çıktı yine. Ara sıra malum alevlenen bir sorun. Bir zamanlar çok daha fazlaydı. Sonra biraz söndü gibi oldu. Böyle ara sıra başını gösteren bir sorun gibiydi. Şimdi son birkaç gündür yine aynı konulara döndük gibi. CHP başörtü karşıtı mı? Başörtüsü bir sorun mu? Zaten benim de ilk sorum olacak. Türkiye'de hala başörtüsü sorunu gibi bir sorun var mı? Yani tabii biraz ironi yapayım, biraz da espri olsun bir konuya girerken. Bugünlere geldik, bugünlerde başımıza neler geldiyse hep bu başörtüsü yüzünden geldi. Hatırlıyorsunuz Hüseyin Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanı 28 Şubat 2000 yıl sürecek derken başörtüsü odaklı konuşuyordu. Tabii burada şöyle bir durum oldu biliyorsun. Fikri Sağlar Bey'in bu ifadesinden sonra bu tartışmalar tekrar alevlendi. Ancak Fikri Sağlar son T24 zannediyorum verdiği bir demeçte söyleşide ya aslında benim söylediklerimin Cumhuriyet Halk Partisi tabanının %90'ı benim gibi düşünüyor ama söyleyemiyor dedi. Bence bunun altını çizmek gerekir. Yani tabi burada yani suçlayıcı değil bir tespit olarak konuşuyoruz. Bir kaygı olarak konuşuyoruz. Yani bu başörtüsü konusu özellikle ben demin, yayından önce de senden konuşurken 2014 yılında 2015 yılında o zaman Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı süresince başbakanlığı o zaman eşimle beraber Fenerbahçe Ordu evine gittiğimiz zaman bizi içeri almadılar. Hatta eşimin başörtüsü şeklinin işte ağızdan gevşetilmesi gerektiğini ve bunun işte tekrar dışarı çıkmamız gerektiğini falan ben de bayağı moralim bozuldu dışarıya çıktım. Tabii şu anda başörtüsü sorunu yokmuş gözüküyorsa da bana sorarsanız bir kitlenin kolektif bir bilinç altında belleğinin altında yatan bir kaygıdır. Yani yarın öbür gün işte AK Parti dönemi sonrasında ki dönemde bu başörtüsü kolektif bir öfkeye dönüşebilir mi? Yani bu dönemin mağdurları tarafından. Çünkü bundan önceki dönemin mağdurları ve bugün yaşananlar ve bugün yaşadıklarımız ve ondan sonra bu dönem yeni mağdur olacaklar. Yani bu süreç bir döngüye dönerse bu ciddi bir sıkıntı. Bence bu konuda çok açık olarak konuşmak, yüzleşmek lazım. Zaten yani kadın üzerinden zaten bir tartışmanın yapılması da ayrı bir problem ama bu ta Marksizm'den itibaren toplumdaki bütün dönüşümler dişil olarak kadınlar üzerinden yapılan devrimler, dönüşümler, kadın kıyafetleri üzerinden yapılan tartışmalar ideolojilerin temel bir ortak paydası baktığınız zaman. Ve bu başörtüsü aslında bakarsanız seküler bir tabir yani kadının normalde sosyal hayatta olması, eğitimde olması, bürokraside olması, burada işte mesela genelkurmay başkanı olması, pilot olması veya hakim olması her neyse bu kadın kendi tercihiyle ilgili, kendi kimlik tercihiyle ilgili bu husus. Yani bu tabii sadece Türkiye'deki başörtüsü sorunu devam ediyor mu sorusundan ziyade bence bunun arkasında bunun çok daha derinlerine yatan karşılıklı kaygıları konuşmak lazım. Ama ben son bir örnekten bunu istersen bu konuyu kapatalım. Bugün hala Türkiye'de yani AK Parti'nin tabii ilişki yönetimi baktığın zaman bir Türk sağının otoriter bir tarzı var. Yani yani Türkiye'deki ortalama ailelerin, otoriter ailelerin çocuklarının her zaman bir sağ zihniyette kodlandığı açık. Yani daha buyurmacı bir zihniyette bakıldığınız zaman Türkiye'de her ne kadar şu gün başörtüsü konusu çözülmüş gözükse de özel sektörün temel kurumlarında devam etmektedir. Yani ben çok iyi biliyorum mesela Koç Üniversitesi'nde Huriye diye bir hanımefendi zannediyorum genetik biyoloji üzerine doktorasında kadrolu olarak müracaat etti. Ama eşitler arasında alınmadı. Kendi gittiği şimdi Oxford'da yapıyor başörtülü olduğu için. Ve buna bağlı olarak bu tip üniversitelerin, bu tip vakıf üniversitenin hastanelerinde
doktorların ya da hemşireler olabilir ama üst düzey yöneticilerin özel sektörün bazı kurumlarında belli rezervleri dolaylı olarak görünmemiş kurallar olarak konulduğunu görebiliriz. Yani onların tabii kendi takdirleridir ama bu tip tartışmaların kadın üzerinden götürülmesi doğru değil. Artı bu bir dinci şeriatçı tartışmasından değil, bir seküler bir tartışmada baktığın zaman tamamen siyasi bir tartışma, tamamen bir kimlik tartışması, tamamen karşılıklı güvensizlik ve kolektif öfke tartışmasına dönüyor ve bu Fikri Sağlar Bey de tezahür etti ama bu bunun bu konuda eğer Türkiye'de bu tartışmanın bitmesi isteniyorsa inandırmak için önce buna inanmak gerekiyor. Yani buna inanmıyorsanız siyasi bir erkek olarak yani iktidarda olduğunuz zaman bunu uygulama potansiyelinizden Türkiye'nin bir kesimi her zaman kaygı duyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi CHP'ye de geleceğiz ama bir son bir iktidarı tekrar bir konuşalım istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bildiğiniz gibi vitrin mankeni açıklaması var. Vitrin mankeni olarak nitelendiriyor. Nitelendirdiği kişi de türbanlı bir kadın ve benzerleri Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki. Şimdi bugün Altantan'ın bir söyleşisi vardı bizde yayınlanan. Altantan da diyor ki bu konuyla ilgili her partinin vitrin mankeni vardır veya konu mankeni vardır diye. O da şeyden örnek veriyor. Ona bakarsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de işte Aleviler vardı mesela özellikle ilk kurulduğu zamanlar. Şimdi kaç kişi kaldı onlardan? Demek ki onlar da konu mankeniymiş ya da benim mankeniymiş gibi. Bu vitrin mankenliği midir sizce? Yani bu konu hakkında, bu söylem hakkında ne dersiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda çok samimi bir çabası olduğunu, çok içten bir çabası olduğunu ve bütüncül olması bile belli alanlarda bir başarı hikayesi yarattığını söyleyebiliriz. Yani bu biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sevgili Gürsel Tekin'in özellikle İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde çarşaflı hanımları Cumhuriyet Halk Partisi üyesi yapmasıyla, o zaman Deniz Baykal Genel Başkan'dı. Deniz Bey'in desteğiyle yaptığı zamandan başladı. Ondan sonra da işte daha seküler karakterdeki işte rahmetli Yaşar Nuri Öztürk gibi işte hatta bundan çok çok önceleri eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan gibi insanların aday gösterimisiyle devam etti. Sonradan da tabii özellikle sağ camiada politik başarısızlığı olan işte çeşitli ayrışlar yaşayan yani politik başarısı olmayan figürlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilmesiyle bu süreç devam etti. Tabii bu çok yani doğal bir süreç olmadı. Embedded bir süreç oldu. Yani ekleme bir süreç oldu. Burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitrin tanımına uyar mı uymaz mı bilmem ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi aslında baktığın zaman parti kendi içinde de değişik ideolojileri, değişik dünya görüşlerini barındıran bir yapıya sahip. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği işte Bektaşi, Alevi, daha tasavvufi, daha hümanist, daha demokratik İslam konusunda bir kanal var, tavır var. Ki zaten eğer Bektaşi ve Alevi'yi demokratik İslam'la yorumladınız mı CHP olarak, bu sefer katı sünniliği, katı radikal İslamcılığı da dönüştürme şansına sahip olmuş oluyorsunuz karşılıklı olarak. Bu çok önemli bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu bu noktadan bir başarı hikayesi yaratmaya çalışıyor. Ama onun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok aşırı Kemalist hassasiyetleri olanlar, yani laikliği tamamen birinci faktör olarak görenler, onun dışında liberal sol görüşte olan değerli insanlar var. Bunlar bir koalisyon. Bunlar bu başörtüsü kimliğinde partinin hangi noktada tanımlanacağını ve politikaları nasıl belirleyeceği konusunda bir kafa karışıklığı mevcut. Yani şu anda madem muhalefetteyiz, işte zaten oy oranımızda sıkıntı var. Şimdilik bu tip uygulamalara tasvip etmesek bile ses çıkarmayalım diye düşünebilecek bir yapı da mevcut. Bunu zaten Fikri Sağlar ve demin dediğimiz hassasiyetlerden anlayabiliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eğer dönüşmezse, Cumhuriyet Halk Partisi toplumu kutuplaşmayı çözemez,
Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki muhafazakar kitleyi dönüştüremez. Cumhuriyet Halk Partisi dönüşmeden dönüştüremez. İnanmadan inandıramaz. Yani bu olmazsa olmaz. Tabii bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüşümü derken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin inanması derken bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliğini değiştirmesini söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii tarihsel hataları vardır ama köklü bir geleneği sahip. Cumhuriyet'in kurucu partisi, Atatürk'ün partisi. Yani kendi övüneceği onurlu geçmişinin yapı taşları üzerine bir dönüşümü örgütlemek zorunda. Bu Türkiye'nin de lehine olacaktır. Bunu doğru okuması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şimdi CHP neden muhafazakarlara ihtiyaç duyuyor diye bir şey soracağım ama şu, yani şundan mı kaynaklı acaba? Siz şuna inanıyor musunuz? İktidarda 20 yıldır muhafazakar bir parti var. Özellikle ilk başlıklarda muhafazakar demokrat diye tanımlıyorlardı kendilerini hatırlarsanız. Zaten milli görüş geleneğinden geliyor birçok kişi, en azından kurucuları. Her neyse bu 20 yıllık bir iktidar, özellikle son 2 yılı başkanlık sistemi içerisinde geçti ki yani bütün iktidar olanaklarına sahip bir iktidar. Siz toplumun bu 20 yıl içerisinde muhafazakarlaştığını ve muhafazakar seçmen sayısının arttığını, dolayısıyla da CHP'nin iktidar olmak istiyor eğer günün birinde, bu yüzden mi böyle bir, tabii ki her parti elbette daha fazla seçmenden oy almak ister. Bunda garip bir şey yok ama ana sebebi bu mudur acaba? Tartışmasız budur. Yani Türkiye'de iktidar denklemine girmek istiyorsanız Türkiye'nin muhafazakar ana akım kitlesinden ki bu merkez muhafazakarlaştı Türkiye'de. Merkez radikalleşti demek istemiyorum ama dinamik merkez artık muhafazakarlaştı. Yani 1990'ların 1980'lerin merkezi yok. Ve bu merkez daha tanımlı, daha farklı. Eskiden işte Türkçülük, İslamcılık bu tip ideolojik tabirleri kullandığınız zaman Milliyetçi Cephe döneminde falan dikkat ederseniz %7 idi 3 partinin ortalaması 1980'de, 1990'da. Ve sonradan özellikle merkez iktidarların dönemindeki yolsuzluklar, belediyelerdeki yolsuzluklar sonunda ya bu dindar insanlara iktidarı verelim dedikleri zaman, en azından belediyelerde hizmeti verelim dedikleri zaman bir İstanbul'da, Ankara'da bildiğiniz şekilde şans yakalandı ve bu hep böyle devam etti. Hizmet öncelikli. Ama şu da vardı. Türkiye'deki özellikle Sultan Abdülhamit döneminden bu yana bu topraklarda yaşayan Abdülhamit'in İslamcı politikaları falan tamamen iç politikaya yönelik tavırlarda yönü de vardı çok. Türkiye'de bir muhafazakar, bir taşla sınıfı ve merkezde yürü olanmaya çalışan bir sınıf her zaman oldu. Hatta Atatürk'ün ilk kurduğu birinci mecliste de onlar temsil buldular. Ve işte sonradan biliyorsunuz bu yapılar işte Demokrat Parti, Adalet Parti merkezde devam etti. Ve merkezden bu sefer Türkçüler, İslamcılar ayrı partiler kurdular. Bana sorarsanız bu muhafazakar yapı özellikle devlet bunlara iktidarı vermez diye belli bir dönem Adalet Partisi'nde, Anavatan Partisi'nde kendi varlığını sürdürdü. Bunlara tarikatlar, cemaatler de dahil olmak üzere. Nasıl olsa devlet bunlara iktidar vermez. Hatta Sayın Erdoğan'a bile nasıl olsa devlet buna başbakanlık vermez diye bir 2002'de dahil bir şey vardı, yargı vardı. Ve bu belediyelerle ve bu AK Parti'nin devlet ilişkilerinde o zamanki ordu yönetimiyle olan ilişkileri ve işte bildiğiniz tilt seçimiyle beraber artık muhafazakar sınıf gördü ki devlet Türkçüye, İslamcıya şeyi veriyor, iktidarı veriyor, merkezinde de yer alabiliyor. Birinci mesele bu. Yani Türkiye'de yeni bir tabii göçle beraber şehrin merkezindeki eski aristokrat, Balkan kökenli sınıf, eğitimli sınıf yerine çevreden, taşradan gelen daha dinamik, değerleriyle beraber daha dinamik, daha taşralı, daha köylü ama ekonomik gücüyle beraber görgü gücünün de orantılı gelişmediği bir yapıya bıraktı. Ve bu yapı, işin tuhafı şu an Türkiye'de dindarlaşma düşüyor ama muhafazakarlık dediğimiz mesele daha da artıyor. Bunun güvenlikle de bir ilişkisi var. İki denklem var. Birincisi Türkiye'de siyasetten ilk ikiye girmek isteyen bir siyasi hareketin kesinlikle muhafazakarlarla ilgili, yeni kentli muhafazakarlarla ilgili, taşyalı muhafazakarlarla ilgili
bir hikayesi olması lazım, bir projesi olması lazım. Hatta çözüm sürecinde bile biz o zamanki akil adamlar grubundayken o grupla ilgili ben Türkiye'deki Kürtlerin onları ikna etmeyle çözeceğini düşünüyorum. İkinci mesele Kürt oylardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi şu gün sistemi tekrar eski rayına oturtturmayı hedefleyen bir eski bir kurucu partinin dönüşümü örgütlerken muhafazakar kesimden iletişim kurmaması, onları anlamaması diye bir lüksü olamaz. Yani şöyle bir havaya girilemez. Yani ya bu dönemde işte muhafazakarlar bizi anlamıyorlar, muhafazakarlar çok geri kaldılar, İşte bu kadar zulme ve haksızlığa rağmen ses çıkarmadılar tarzında bir yaklaşım. Bence Cumhuriyet Halk Partisi ya da Türk solunu bu işten karlı çıkarmayacaktır. Zaten muhafazakar kesimin bir sağduyusu var, onların da vicdanı var ama özellikle Türk solunun, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni katmayayım. Ne bileyim, mesela Gezi'de bir takım argümanlar haklıydı tabii ama birkaç gününden sonra ya da bir takım yaşanan olaylardan, türban ve bugünlerde yaşanan olaylarda temel muhafazakar kesimin kaygısı linç ve hınçtan ürküyor. Yani siz demokratik tepkilerinizi, demokratik kaygılarınızı muhafazakarlar ya da ötekileri de içine almayacak bir şekilde koyarsanız bunu insanların çoğu yaşam tarzlarına, yarınlarına yönelik bir öç alma, bir hınç, bir linç kaygısını hissederse bu mesafeyi her zaman buna koyacaktır. Önemli olan bu güveni yaratabilmek diye düşünüyorum ve Türk solunun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir yolculuğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki tabii Cumhuriyet Halk Partisi dönüşmek zorunda, muhafazakar sınıf dönüşmek zorunda değil mi? Tabii ki, belki çok daha fazla dönüşmek zorunda. Bunlar hep bundan önceki programlarımızda tartışmıştık biliyorsunuz. Peki CHP'nin güven sorunundan bahsediyorduk. Daha doğrusu güven sağlama sorunundan muhafazakar kitleye karşı. Yani o güven sorunu tamam ama şimdi şey de size çok mantıklı geliyor mu mesela? Yani özellikle iktidar sözcülerinde işte şu ezanın Arapça okunmasından işte 1920'lerde, 30'larda, 40'larda hatta bazıları çok da gerçeği yansıtmayan şeyler de oluyor zaman zaman aralarında. Olanlardan bahsediliyor. Yani bırakın 40'ları, Türkiye nüfusunun yarısı belki de daha fazlası 90'lardan sonra doğdu. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'ni komünizmle, komünistlikle suçlayanlar bile çıkıyor. Yani bu biraz da muhafazakar seçmende de hata yok mu diyeceğim şimdi ama. Yani şöyle, benim bile anneannem 1900 doğumluydu. Yani Rus işgalini, Ermeni işgalini yaşamıştı Erzurum'da. Yani onlar bile işte bu ezan meselesini, işte ahır meselesini, hatta Sultan Abdülhamit dönemindeki altının ne kadar değerli olduğunu anneannemiz zaman işte 7 yaşındaymış falan anlatırdı. Yani bu kuşaktan kuşağa aktarılan bir yas. Yani bu yas içinde tabii Adnan Menderes'in hataları, Demokrat Parti'nin vatan cephesi falan pek bilinmiyor. Bunlar anlatılıyor. Ama burada bence gene sorun, yani siyaset yapıyorsa bir siyasetçi, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapıyorsa, yani İslam kültürünü, dini kültürü ve yakın tarihin son 100 yıllık bölümünü yeteri kadar bilmek zorunda. Yani hala cuma namazının toplu olarak kılındığını bilmeyenler ya da ne bileyim işte Arefe günü şuydu buydu bunları bilmeyen bir siyasetçinin seçmenle nasıl ilişki kurabileceğini düşünebiliriz. Yani özellikle bu konulardaki polemiklere girildiği zaman, baktığınız zaman. Yani en azından İsmet İnönü'nün İşte Şemsettin Günaltay gibi Türkiye'nin en büyük İslamcıyı başbakan yaptığını, işte imam hatipleri açtığını falan bilecek kadar bir tarih bilgisi olması lazım ve bunu da paylaşması lazım seçmenler. Yani siyasetçilerin de tarihi bilgilerinin ya da dini kültür bilgilerinin yeterli olması lazım bu ilişki biçiminde baktığınız zaman. Yani bunu seçmenden beklemek mümkün değil. Peki biraz da şeyi konuşalım, CHP'nin tabanını konuşalım. Şimdi bu muhafazakarlara dönük açılımlar güzel, tamam ama baktığımız zaman bir dönem işte siz de konuşurken belirttiğiniz Deniz Baykal'ın vardı bir dönem. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun var aynı şeyler. İşte Ekrem İmamoğlu aday olduğu zaman işte Yasin okudu malum, muhafazakar seçmenle
iletişim kurmaya çalıştı vesaire. Ama bunlar partinin en üst tümdeki insanlar ve İmamoğlu olmasa da Baykal ve Kılıçdaroğlu politikaları, temel politikaları bilinen insanlar. Ama taban ne diyecek böyle bir şeye? Bir de o yok. Zaten siz biraz önce biraz anlattınız aslında bir koalisyon olduğundan CHP tabanında ama. Yani burada tabii taban meselesi tabii doğru söylüyorsunuz. Şimdi onu zaten belki konuşacaktık ama şimdi Türk sağının, taşralı Türk sağınla Türk solunun dediğimiz devletçi Türk solunun bu manadaki bürokratik tabanı simetrik baktığınız zaman. Yani kaygılarıyla, korkularıyla, doğmalarıyla, ön yargılarıyla, fetişleriyle yani bu burada bir simetrik yani tamam sadece yani görgülü yaşamak ne bileyim işte yeşile saygı göstermek ne bileyim iyi bir yazlık kültürün olması felsefi ve dini çözümlemeyi siyasi çözümlemeyi karşısındaki anlayacak esnekliği getirmiyor yapıya yani buradaki tabanın dönüşmesi de gerekiyor tabanın da anlaması gerekiyor yani bu dönüşümün nasıl olacağını şimdi yani tabanın büyük bir kısmı yani bunu özellikle geçmiş bir nostaljiyle yaşıyor ve geçmişi hala bugün yaşamak istiyor. Halbuki bir gelecek tasarımının oluşması lazım. Yani bugün Türkiye'deki muhalefetin bir gelecek tasarımının olmadığını düşünüyorum. Yani bu gelecek tasarımının hayallerin, gerçeklerin iç içe geçtiği, geçmişle de bir bağ olan ama bu gelecek tasarımına ötekilerinin de ortak olabileceği rüyalar yaratmak lazım. Yani bunlar ötekilerle hiçbir rüyanız yok gelecek tasarımınızda. Sadece bugün yapılan haksızlıklar, zulümler, hukuksuzluklar falan bunlardan kurtulup bir geleceğe yürüyeceğiz ama hangi rüyayla, hangi hayalle, hangi ortak ideallerle? Yani insanlar farklı düşünerek, farklı yaşayarak ortak vatanla geleceği, yarınları kurabilirler. Yani bu Kürtler, Türkler, sekülerler, laikler, İslamcılar bunlar olabilir. Bunların yaşandığı dünyada ülkeler de olmuş. Tarihte bunları yazmış benzerlerine baktığın zaman. Kitlenin de burada bir yani kitlenin dönüşmesi konusunda tabii partinin büyük bir bence sorumluluğu var burada. Kitleyi ancak parti politikaları ve kitleyle kurdukları ilişkiler, ikna süreçleri dönüştürebilir. Yani siz hala televizyon yayınladığınız kitapları, çıkardığınız gazetelerin standardı 1940'lı 50'li 40'lı 45'li yıllar seviyesindeyse zaten iktidarda onları göstererek kendi kitlesine bakın bizim çok hatalarımız, eksiklerimiz var ama biz olmazsa alternatifimiz budur dediği zaman zaten o mevcut muhafazakar kitledeki kaygı seviyesi artıyor. Yani bu tabanın takip ettiği gazeteler, televizyon yayınları ve şeylerin yani entelektüel standartlarının, Türkiye'nin olması gereken standartlarının yani tabiri caizse havuz medyasından pek farklı olmadığını düşünüyorum. Zaten ikisi karşılıklı birbirini besliyorlar. Şimdi birbirini besleyen iki medyanın bulunduğu taban nasıl dönüşür, nasıl birbirini anlayabilir? Ya biri bir ötekinin de tersini söylüyor ve 70-80 yıl önceki nostalji üzerine bir gelecek tasarımı kuruyor. Hayat ve zaman her zaman akıyor. Peygamber geldi ama vefat etti. Hayat sürdü. Yani yarınlar var. Yarınlarda onlar yok. Onların gösterdikleri fikirleri, düşünceleri, tecrübeleri var ama yani insanlar, filozoflar için de bu geçerlidir. Siyasetçiler için de geçerlidir. Geçmişe takılıp kalmak Türk sağının ve Türk solunun maalesef simetrilerinden bir tanesidir. Hı hı. Ama tabii yani sizin de belirttiğiniz gibi bu aslında bu işte medyadan, basından, basılan kitaplardan vesaire bahsediyorsunuz ama bu iki taraf için de geçerli değil mi aslında yani? Her o, ne diyorlar ona? Sağır odalar mı diyorlar? Öyle sağır odalar evet güzel bir tabirdi doğru yani şimdi bu sağır odalar iki tarafta var ama bir de iki tarafın ortasında olmaya çalışan insanlar var işte senin gibi benim gibi bizler gibi tabii bizim hatalarımız var sürçülisanlarımız var ama bizler iki tarafta da her an yanlış anlaşılmaya müsait insanlarız onun için ne konuştuğumuza çok dikkat etmeye çalışıyoruz yani Atatürk deseniz biri başka anlıyor öteki başka anlıyor. Din, kitap, peygamber deseniz, Bektaşilik, Alevilik deseniz biri başka anlar, öteki başka anlar. Yani burada buradaki sağduyuyu temsil etmek programımızın da ismi zaten bu. Bu çok önemli. Bu sağduyu zaten
bu kitlelerin farklılıkların birbirini anlayabilmesine yol açacaktır. Yani burada oluşturulan sağlıklı bir bilgi, sağlıklı bir haberleşme zemini, sağlıklı bir yorum zemini. Yani burada bir defa tarihi en azından birbirine yakın okumak gerekir. Yani bugün Rusya'daki, Moskova'daki bir sosyal bilimciyle Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir sosyal bilimci ya da Georgetown Üniversitesi'ndeki bir sosyal bilimci Orta Çağ tarihine aynı bakar. Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti tarihi de sonuç olarak metodoloji ve şey olarak aynı anlaşılması gereken bir şey. Yani tavırların olabilir, inancınla ilgili, ideolojinle ilgili yanlış bulduğun, doğru bulduğun şeyler olabilir ama yani bir Abdülhamit okumasının yapıldığı bir diziyle bir gerçek Abdülhamid'in ya da bir solun okuduğu meşruti istidatçı Abdülhamid çok farklı şeyler. Yani en azından burada bile bir merkezde bir yakınlaşmak gerekiyor. Yakın aynı metodolojilerle bunları okumak lazım. Farklı düşünceler, farklı inançlar olsa bile. Peki yani bu demin de söylediğim gibi özellikle CHP genelde Türkiye'deki sol hareketlerin muhafazakarlarla barışması herhalde çok kısa vadede olmayacaktır değil mi? Çünkü yani tabanı da işin içine kattığımızda bu bugünden yarına olacak bir şey değil ama ilerisi için siz umutlu musunuz mesela? Yani şimdi çıkar barışmaları oluyor. Yani işte bugün ya başörtüsü eylemlerinde evet mesela zamanında solcular destek vermişti. Yani tabii. Ya yani şimdi şunu düşünmek lazım. Hangi muhafazakarlarla hangi Türk solu diye düşünmek lazım baktığınız zaman. Bana sorarsanız statükocu ve dogmatik iki tarafın yapısının dediğiniz şekilde uzlaşması mümkün değil ama bir hakikat arayışında olan, bunun esnekliğini taşıyabilen, kendi değerlerinden yani kendi değerleri ve karşı arasında ama esneklik katsayısını kaybetmeden düşünebilen, inanabilen, sosyalleşebilen insanlar bu kutuplaşmayı sürdürmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Zaten böyle bir konsensüs de mevcut. Yani baktığınız zaman bugün işte muhalefet partileri arasında yeni çıkan muhalefet partilerinin muhafazakar kimlik olanlar var. Mesela ne kadar Ali Babacan Bey kendisini işte liberal diye ifade etse bile aslında bence yanlış bir şey tabii ama örneklendirirken kız kardeşinin başörtüsünden bahsederek ağlıyor. Yani duyguları ancak öyle ifade edebiliyor. Kendisi işte yani buna benzer şeyler de olabiliyor. Bu arada ondan da çok da eleştiri aldı. Şu yüzden eleştiri aldı. Yani o zaman ne farkın kaldı? Yani yeni bir şey söylemiyorsun anlamında eleştiriler aldı. Her iki tarafta. Yani tabii haklı eleştiriler. Şöyle ben Ahmet Bey'i de yani bizim eski kadim bir arkadaşımız, dostumuz var. Tarihsel yıllarından bu yana. Onu da aynı şekilde eleştiriyorum. Yani toplumsal bir acı, toplumsal bir haksızlığa örnek verirken yani kendi ailenden, kendi yakınından, kendi üniversiteden vermek bence en son sırada olması gereken bir şey. Çünkü acılar ve sevinçleri paylaşmak istiyorsak genel acılar gibi genel sevinçler üzerinden konuşmamız lazım. Yani bir sürü şey var bugün yani sorun olan yani hukuksuzlukla ilgili üzülebilecek şeyler, toplumdaki kurum yani devletin kurumlarının içinin boşalması, adaletle ilgili sorunlar ve bunların meydana getirdiği farklı kutuplarda, farklı yapılarda insanların kriminaline olsun olmasın insanların düştüğü mağduriyetler var. Yani siz bunları verip bunları ağlayabilseniz kitle hep beraber ağlayacak sizle beraber. Ama kız kardeşinize, kızınıza, üniversitenize ağlarsanız o zaman kitle size duygusal ve siyasi politik bir mesafe koyar. Bundan kurtulamazsınız. Ve buna da devam ediyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani bu bence siyaseten doğru bir davranış değil. Peki son olarak şununla bitirelim. Sizin bir yağmur duası metaforunuz var. Biliyorsunuz yağmur duası geçtiğimiz bir iki hafta önceydi galiba ya da üç hafta da olabilir. Böyle birbirleriyle dalga geçti. Birileri siz niye dalga geçiyorsunuz gibilerinden işte meteorolojiye bakılmıştı da oradan yapılmıştı vesaire vesaire böyle bir malum bir tartışma çıktı. Biraz anlatır mısınız onu son olarak onunla kapatalım. Ya tabii burada tabii izleyiciler samimiyetimize binaen biz içimizdekini fazla sansürlemeden konuşuyoruz.
Tabii bu yağmur duasını bu kadar eleştirdikten sonra Diyanet artık yağmur duası işini kapadı gördüğüm kadarıyla. Yani artık cuma namazından sonra falan yağmur duası yapılmıyor. Bence yanlış. Yani Diyanet bunu yapması gerekiyor. Tabii burada yağmur duası eski yani geleneklerimizde, büyüklerimizin geleneğinde yani bir yerde yağmur yağmıyorsa ya burada nerede haksızlık var, nerede adaletsizlik var, nerede zulüm var? Ondan sonra hangimizin ahlaki bir sorunu olduğu, hele bir toplanalım, birbirimize görüşelim, konuşalım, kendimizi bir yüzleşelim, kendi hatalarımızla, kendi toplumumuzla, yöneticilerimizle beraber bir yüzleşelim denir. Ve ondan sonra yağmur duası dediğimiz şey buraya çıkılır ve bununla ilgili de ya Allah'ım biz bu kadar hatalar falan yaptık, ondan sonra siz bizim işte ne bileyim işte yaşlılarımızın yüz hürmetine, bizleri affediyoruz. İşte bizlerin bağışlamamız yüz hürmetine, topal hayvanlarımızın yüz hürmetine, canlıların yüz hürmetine bu yağmurlarını yağdır denir. Ya da işte yeşilin katledilmesi falan filan. Tabi burada iki temel bir bakış açısı, tabi bildiğiniz gibi dünyadaki yağmur ormanları, işte betonlaşma falan filan. Ama bir de dinin dogmatik bir yönü vardır, metafizik bir yönü vardır. Bu dinlerin ötesinde diğer ezoterik yapılarda da vardır. Yani bunlar yağmur duası da bunun ayrılmaz bir parçasıdır İslam dininde, Hristiyanlıkta, Yahudilikte var biliyorum. Yani bunun uygulanmasının siz eleştirebilirsiniz şöyle. Yani ya kardeşim siz kendinize bakın, ondan sonra Allah'tan istiyorsunuz falan diye eleştirebiliriz ama bu metafiziğin alanıdır. Yani bunu siyasetin bir konusu olarak elde etmek, şey yapmak bence doğru değil. Yani bunu bu işte camiye giden adamın sorunudur ya da işte buna inanan adamın sorunudur diye düşünüyorum. Yani bunun üzerinden bir tartışma yaratmak ve bunun zorlamak muhafazakar kitlenin konu, yani sohbetimizin başında yaptığını, muhafazakar kitlenin değerlerini karşı tarafının kendisine bakışına ilişkin incitici bir tavırdır. Yani bu konu, bu şekilde ele alınması. Bununla ilgili şey geldi aklıma. Yani gene dönüp dolaşıp kutuplaşmaya geliyoruz da. Yani böyle bir şu anki gibi ülkemizde böyle bir kutuplaşma olmasaydı bu kadar şey olmayacaktı belki. Tabii canım yani, kimin derdi? Tamam ya, değil mi, insanlar dualarını etsinler diyecekti. Yani kimin derdi? Mesela ben işte Turgay Yıldız'ı çok takdir ediyorum. Hatta Leman'ın bugün bir hicvi vardı Boğaziçi'yle ilgili. Çok hoşuma gitti. Korkunç bir mizah yeteneği. Yani Turgay Yıldız'ı takdir ediyorum. Ama mesela Turgay Yıldız'ın baktığınız zaman işte diyorum ya Türk solu nasıl anlamıyor. Yani tam Ramazan ayının ilk günü bir tane işte AK Partili bürokratla falan ya da Taşlı'la hicv etmek istiyor. Ama Turgay Bey anladığım kadarıyla Ramazan ayının girdiğinin farkında değil. Orada da güneşin doğduğu gündüz vakti ortadan tepsiden çok esprili aldığı adamın yemeğiyle beraber kendisine hicv etmeye başlıyor. Şimdi yani bu tip yapılara bir saygı, bir de ikincisi de anladığınız bir şeyi içten eleştirebilirsiniz. Eleştirmeye hakkınız olabilir. Anlamak istemediğiniz, yüzeysel baktığınız bir şeyi, ben şimdi burada Türk solunun yani retorik olarak ya da diyalektik olarak nasıl eleştirebilirim ki? Çünkü o gelenekten gelmedi. Ne kadar kitap okusam ben bunları yaşamamışım. Zaten biz programın başında buna dikkat ederek bu programı götürmeye çalıştık. Yani aynı şekilde sol entelektüellerin de buna dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yağmur duası örneği de buna benziyor. Evet, peki Tarık Çelenk, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Tam programın başında söylediğim gibi bu konular bizim konuşmak istediğimiz konuların üzerine denk geldi. Evet. Yani ülke için çok iyi oldu mu orasını ben bilmiyorum ama bizim için en azından biraz daha gündeme yakın bir program olmuş oldu. Evet. Sağ olun, teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum, iyi geceler. Sağ olun. Evet, Sağduyu'nun bu akşam da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Sağduyu'da ve Medyascope'un diğer programlarında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.